Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah-u Teala meclisimizi mübarek eylesin. Uzaklardan, yakınlardan geldiniz. Allah adımlarınıza hac ömre sevapları ihsan eylesin. Amin. Çok uzun konuşamayacağım. Onun için sessiz olarak dinleyelim. Üzerinize afiyet. Boyunlarımda zedelenme var. Adelelerimde ve boyun kemiklerimde. Bundan dolayı iki gecedir acile kalktım. İğnelerle durdum da. Şimdi hastanede kaldım 4-5 saattir. Fakat size söz verdim. Bu söz çok önemli bir meseledir. اَلَا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا د۪ينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ Emanete hainlik eden, kendisine güvenilen bir şeyi yerine getirmeyen, bozan kişinin imanı yoktur. Sözünde durmayanın dini yoktur. Hadis-i şerifinden dolayı وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا Sözlerinizi yerine getirin. Çünkü sözün sahibi verdiği sözden mesul olacaktır. Ayet-i kerimesinden dolayı söz meselesine çok dikkat etmeye çalışırım. Allah hepimizi ölünceye kadar sözünde durmaya muvaffak eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiyle bir yerde buluşmak üzere sözleştiğinde 3 gün orada bekledi. Adam gelmedi, gelmedi. 3 gün yerinde bekledi de geldikten sonra da ona sadece ben 3 gündür seni burada bekliyorum demekle yetindi. Hiç de öfkelenmedi. Onun için sözün mesuliyeti çok. Bu fakir 33 sene sohbetlerdeyim. Allah rızası için sohbetler yaparım. Allah rızasına uygun eylesin ve kabul eylesin. 33 senedir Allah bir mani vermedikten sonra sözümde durmadığım bir sohbetim yoktur. Mutlaka gittim. Sedyeyle de gittiğim var. Arabaların arkasında yatarak da olsa gittim. Çok ağır hasta da olsam gittim. Söz yerini bulsun. Hatta bir düğünüm var idi. Düğünüm oldu, gece de gittim yine. İsmail Ağa'dan düğünüm, nikahım oldu. Yine sohbete gittim. Misafirleri sofraya oturttum, ben sohbete gittim. Çünkü sohbet günüme denk geldi. Allah Teala fazl-ı keremiyle ölünceye kadar hem kullara verdiğimiz sözleri hem kendisine verdiğimiz sözleri bir hakkını ifaya muvaffak eylesin. Amin. Bu da size ibret olsun. Ufak tefek şeylerden sözlerinizi bozmayın. Şimdi konuşurken tabii boyun köklerime vuruyor. Başım zangır zangır sallanıyor. Bundan dolayı uzun konuşamayacağım dedim. Amma ve lakin tabii Silivri'de, burası tam Silivri merkez mi burası? Silivri'de tabii böyle bir cemaat olması da bizi çok sevindirdi. Allah sayınızı artırsın. Bazı arkadaşlarla Silivri'de sohbet var dedim. Silivri'de cemaat olur mu yahu dediler. Silivri'ye de sohbete gittiğimi duyunca şaşırdılar. Ama ben dedim çok cemaat varmış dedim. Allah razı olsun Mustafa ikinci hocamız, kardeşimiz, diğer hoca kardeşlerimiz, talebelerimiz gayret ediyorlar. İnsanlara dini anlatıyorlar. Allah da tesir yaratıyor. Fazl-ı keremiyle her yer namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli, tesettürlü, erkek kadın, müminin-i müminat kardeşlerimizle dolup taşacak inşallah. Allah Teala Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin, pirimizin, üstadımızın bereketlerini ve himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Şimdi ben size kısa ve öz şunu söyleyelim. Estaizu billah. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ
Ey kullarım, sizi ben yarattım. Allah buyuruyor, sizi ben yaşatıyorum, yediriyorum, içiriyorum. Ama siz yanlış yapıyorsunuz. Dünyayı seviyorsunuz. Peşin lezzetleri seviyorsunuz. Hepiniz peşincisiniz. Sabah namazına kalkmayan niçin namazı kaçırıyor? Peşin uykuyu seviyor. Faize niye bulaşıyor? Peşin parayı seviyor. Zina niye yapıyor? Peşin keyfi seviyor. Siz peşini seviyorsunuz. İçki içen öyle, kumara oynayan öyle. Bütün haramlar peşincilikten, varsa dünya yoksa dünya demekten ileri geliyor. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ Ahireti terk ediyorsunuz. Sırtınızın arkasına atıyorsunuz. Zikretmiyorsunuz, şükretmiyorsunuz, fikretmiyorsunuz, tefekkür etmiyorsunuz. Yazık ediyorsunuz. Siz beni aciz bırakamazsınız. Benim kudretim sonsuz. Bakın Japonya'yı ne yaptı? İstediğin kadar depreme dayanıklı ev yaptılar. Her yere, sahil şeritlerine 5 metre, 10 metre çelikten duvar yaptılar. Neler neler yaptılar. Afeti engelleyebildi mi? Engelleyemez. Bir kuzu kurttan kaçınca aslana sığındı. Dedi, ormanlar kralısın, beni koru, bu kurt yutacak beni dedi. Aslan da dedi ki, çık sırtıma. Kurt yanaşınca çık sırtıma dedi. Gelsin bakalım sana bir şey yapabilirim. Yapamaz. Aslana kim yanaşacak? Kuzu da kurttan kaçarak geldi aslanın sırtına. Kurttan kurtuldu. Bir zaman sonra havadan bir kartal geldi. Kuzuyu kaptı, gidiyor. O sefer kuzu bağırıyor oradan. Hey gidi, ormanlar kralıydın, ayıp değil mi sana? Sözün ne oldu? Aslan da bağırıyor yukarı doğru ki, ben diyor aşağıdan gelenlere karşı söz verdim, yukarıdan gelene ne yapayım diyor. Şimdi sen Allah ile baş edebilir misin? Senin çeliğin nedir? Demirin nedir? Efendim, Japonya teknolojide en ileri. Amerika öyle. Biri depremlerle uğraşıyor, biri hortumlarla uğraşıyor, kasırgalarla uğraşıyor. Amerika'nın bazı eyaletlerinde bir hortum geliyor, böyle uzaktan gelirken de görüne görüne geliyor. Ondan sonra bütün evlerin çatılarını, direkleri, arabaları, bilmem neleri içine katıyor, karıştırıyor. Çamaşır makinesinin içindeki kazan gibi döndürüyor, bırakıyor hepsini. Ekilmiş, biçilmiş, hasata harmana döndürüyor. Amerika çok ilerledi. Japonya çok ilerledi. İlerledi, ne kadar ilerledi ben size söyleyeyim. Eskiden hortum gelirken, tsunami gelirken canlı yayın yapamıyorlardı. Şimdi ne kadar ilerlediler? Canlı yayın yapacak kadar. Yani gösteriyor, bak hortum diyor, geliyor diyor. E geliyorsa durdur da, yok diyor, 5 kilometre kaldı diyor. E bizi alacak, e ne yapayım diyor, ben sadece canlı yayın yapar, teknoloji çok ilerledi diyor. E ne yapayım ben öyle teknolojiyi, eskiden bari hiç olmazsa ne olduğunu anlamadan ölüp gidiyordu millet. Şimdi canlı canlı ölüyor gidiyor millet, seyrede seyrede. Herkes üzülüyor, seyredenlerin de morali bozuluyor. Herkesin psikolojisi bozuluyor yani. Bunu engelleyecek bir gücün varsa hadi durdur. Yok. Yoksa Allah de. Allah demek de kibirlerine uymuyor. Onlara büyük geliyor. Elhamdülillah. Biz Müslümanız. Müslüman Türk milletimiz vesaire, İslam alemi, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Araplar, bunlar hepsi tabii imanlı insanlar. Onun için bizim başımıza bir bela geldiği vakit hemen ne diyoruz? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Subhanallah. E tabi imansızların başına bir şey gelse ne diyecek? Allah demekten haberi yok. Allah onlara da iman nasip eylesin, hidayet nasip eylesin. Tabii ki
insani bir dram yaşanıyor. Dün gece Flash TV'deydim. Orada da tabii soruyorlar, yardım yapılabilir mi? Tabii ki yardım yapılacaktır. Kafir, Müslüman ayrımı olmaz. Mağdur olan, efendim, afete uğrayan insanların ellerinden tutulmak için Kızılay'da yardıma gitti, gidiyor. Her türlü yardım yapılmalıdır. Bu yardımlar insani yardımlardır. Bunda şüphe yok. Ancak burada bize ders var ve ibret var. O da nedir? Allah'ımız çok güçlüdür. Biz çok zayıfız ve aciziz. Şimdi bizim gibi zayıf adam kalkıp böyle güç sahibine karşı gelirse acibtü min zayıfin keyfe yâsı kavîyâ, bir zayıfa şaşarım ki güçlüye nasıl karşı geliyor? Yani ızmandut gibi adam, pehlivan, dünya güreş şampiyonu, bilmem tekvando şampiyonu, öbürü de benim gibi eli tutmaz, ayağı tutmaz, kalkıp ona kafa tutarsa ne derler? Bu adam aklını yitirmiş derler ya. Deli misin, nesin derler. Bir çakacak seni yere indirecek, her tarafın kemiklerin sayılacak ya. Şimdi bütün dünya halkı Rabbimizin kuvvetine karşı alttan bir sallasa gidiyor, yukarıdan bir kasırga gidiyor, yağmura dayanamaz, sel olsa gidiyor, yel olsa bir rüzgar götürüyor, kar dolu fırtına olsa kimsenin gücü yetmiyor, 3 metre kar yağsa felç oldu bütün dünya be kardeşim ya. Ne dozer işliyor, ne bir şey işliyor ya. Peki bu kadar göklerin yerlerin sahibine karşı bizim bu hareketlerimiz ne mana taşıyor? Akşam namazı, ezan okundu. Şimdi akşam geçti çıktı, kazaya kaldı. Akşamı kılmayanlar var içinizde. Ne yapmak istedi şimdi bu akşamı kılmayanlar? Ne yapmak istediler biliyor musun? Allah-u Teala davet etti. Rabbim çağırdı, emretti, secde istedi, rükû istedi, hamd istedi, şükür istedi, tehiyyat istedi. Namaz kılmayanlar ne demiş oldu? Ben senin emrini tutmuyorum. Bu nasıl bir şey hareket ya? Sen bu yaptığının manasını biliyor musun? Aslında korkudan değil, seve seve kılmak lazım. Ama bu nedir bu? Namazı terk edenin hali nedir? Akşam yemekleri yedin, ekmekler, sebzeler, meyveler, neler neler. Şimdi yine gideceksin. Evde çaylar, çorbalar, yemekler seni bekliyor. Hep Allah'ın rızkı bu ya. Dünyanın yemeğine inanıyorsun. Ahiretin yemeğine niye inanmıyorsun? Dünyada herkesin bir yuvası, barınağı var. Geçen kar yağdı. Belediye aldı milleti. Sokakta donmasınlar diye birkaç gece misafir etti. Adamlar da yalvarıyor, kar durmasın da hep burada rahat rahat yiyip içelim diye. Kalmışlar sokakta, donacaklar. Peki dünyada meskensiz olmuyor, yuvasız olmuyor. Sonsuz ahiret var, önümüzde ebedi bir hayat var. Ölmek yok, çıkmak yok, ayrılmak yok. Evin var mı? Köşkün, sarayın hazır mı? Işığın var mı? Bak ışıklar sönse ne yapacaksın? Sıcaktan soğuktan koruman var mı? Cennette lazım değil. Ama cehenneme girersen kimi tarafı sıcak, kimi tarafı soğuk. Yandım desen dondururlar. Dondum desen sıcağı atarlar. Nasıl dayanacaksın? Öleyim de kurtulayım, intihar edeyim. Ölmek yok. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيَا وَلَا يَحْيَا. Ne ölebilirsin, ne dirilebilirsin. Onun için şu hayat o kadar kıymetli ki, şu saatler, şu nefesler, şu dakikalar o kadar önemli ki, bir an sonra herkes ölebilir. Toptan da ölebiliriz. Ayrı ayrı da ölebiliriz. Trafik kazasında ölebiliriz. Bu kadar ipten tutuyoruz, telden tutuyoruz. Hele zaten vücudumuzun nasıl çalıştığını ve yaşadığımızı incelediğimiz vakit aklımız duracak hale geliyor. Yani evham etmek icap eder. İnsanın beyninde o kadar kılcal damarlar, damarlar, damarlar. Ben bir zaman bir gazetede gördüm. Sırf insanın beynindeki damarlar, kılcal damarlar açılsa da diyor, birbirine eklense diyor, işte dünyanın etrafını kaç kere dolaşıyor. Bu nasıl bir beyne sığıyor bu? Nasıl bir şeydir ya?
O kadar kılcal damarlar var. Bunların bir tanesi zerre kadar zarar görse felç oluyor, pıhtı atıyor, tıkanıklık oluyor. Tıkanıklık mıkanıklık dedim, sen de zannediyorsun ki kocaman boru tıkandı. Küçücük bir şey, gözle görmüyorsun onun tıkanmasını da fark edemezsin yani. Ama konuşmak konuşamıyorsun, görmen bozuluyor, işitmen bozuluyor. Ha şimdi bak, boynumun biraz ezilmesi, kemiklerin aşınması, bütün ne kafa bıraktı ne işte. Bu kadar zayıf. Orada kıkırdaklar var, orada kemikler var, orada arada bir su var, orada beyaz su var. Doktor bana anlatıyor. Allah Allah. En çok doktorların Müslüman olması lazım. Şimdi biraz Müslüman doktorlar artmaya başladı elhamdülillah. Allah sayılarını artırsın. En azından Allah diyor. Yaratan böyle yarattı diyor tabii. Eskiden olsa işte rast geldi, ters gitti. Doğa kanunu. Yani bunu, kim dizdi bu kıkırdakları buraya? Kim bunun arasına su lazım diye su koydu? Bir damla sudan kim adamı yarattı bu boya getirdi? Ana rahmindeki bir damla su. O su bak adam oldu da konuşuyor. Dünyadaki bu kadar eserler hep yaratılan madde ham maddesi bir su. Allah'ım gözümüzün önünde bize sudan adam yapıyor. Sonra adamı öldürüyor, toprağa yatırıyor. Sonra onu çürütüyor, kemiklerini bile eritiyor. Sonra toprak kazılıyor, bakıyorsun adam nerede? 100 kilo adam gömdük buraya. Adamdan eser yok. Kuyruk sokumu çürümüyor. O da gözle görülemeyecek kadar küçük bir şeydir kuyruk sokumundaki hücre. Bir tek o çürümez. Hadis-i şerife göre. Ondan sonra tekrar dirilteceğim buyurunca ölmüş, çürümüş adamı nasıl diriltecek? Ya bunu hiç yoktan bir damla sudan yapmadı mı? Yaptı. Ya bunu bir damla sudan yaratan sonradan yaratamaz mı bir daha? Elbette yaratır. Ona da aklı ermiyor. Birçok Müslümanım diyenler de ahirete de inanmıyor. Yaşlı bir nene vardı. Çok da namaz kılardı. Oruç da tutardı nafile. Bir gün bana dedi ki uşağım dedi öldükten sonra dirilecek miyiz? Ben de şaşırdım kaldım. Şaka mı soruyorsun dedim. Yok ya dedi aklım hiç kesmiyor dedi bu iş. Aklım sarmıyor dedi. Aklım sarmıyor dedi. Dedim dolma mıydı bu senin sarasın bunu sen? Nasıl aklın saracak bunu? Bunu imanın saracak. Niye namaz kılıyorsun? Niye oruç tutuyorsun? Yazık değil mi sana? Bu yaşa gelmişsin, hatim yapıyorsun, dirilmekte yok. Eğer dirilmek olmasa bu faturalar ne zaman ödenecek? Bu hesap ne zaman görülecek? Bu zalimler bu kadar zulüm yapıyor. Kadınları dövüyorlar, sokağa atıyorlar, bıçağı dayayıp kesiyorlar. Her gün haberlerde şu adam kadını kesti, şu kadın kocasını doğradı. Millet evi sanki mutfak gibi birbirini kesiyorlar ya. Artık bıçak bıçak evde koymamak lazım ya. Kimin kimi keseceği belli değil. Cinnet geçirmiş toplum ya. Sosyal bir sıkıntı var yani. Her gün 5-10 tane haber var birbirini kesenler hakkında. Bu nasıl bir şeydir? Hiç ahireti düşünmüyor musun ya? Ahiretini mahvettin. Adamı öldürdün, kadını öldürdün, ekseri kadına şiddet uyguluyorlar. Ben haberler bile dinleyemiyorum ya, o kadar üzülüyorum ki. Kim birini öldürürse, kabrinden mahşere çıkarken onun eline sancak verecekler, o sancağa yazacaklar. Hâdâ âisü min rahmetillah. Bu adam bugün Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiştir. Yapmayın Allah rızası için. Ne kadar sinirlenirseniz de sinirlen. Çıkın bırakın gidin ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kızdığın zaman ayaktaysan otur. Oturuyorsan yat. Çok kızdın abdest al. Çünkü kızmak şeytandan geliyor. Suyla onu serinletin diyor hadis-i şerif. Git abdest al. Kızgınlığım geçmediyle bu karıyı keseceğim. Lan nereyi kesiyorsun bunu sen? Pırasa mı bu ya? Ne saçmalık ya bu? Ne zırvalık bu ya? Ondan sonra git gusül al. Soğuk suya gir, şiddetin gitsin falan. En iyisi sen evden çık, defol git. Kimse kimseyi görmesin, bu sinirin geçsin. O sinirle birbirini öldürüyor. Hiç ahiret yok mu ya? Ondan sonra adam hanımını kesecek, kızını öldürecek, anasını babasını dövecek, öbürü şöyle yapacak, biriki böyle yapacak. Ondan sonra öleceğiz, ot gibi biteceğiz, yiteceğiz.
Hiç kimseye hesap sorulmayacak. Bu Allah'ın adaletine yaraşır mı ya? Hiç Allah böyle kanun koyar mı? Bu hesaplar sorulacak. Herkes karşılığını bulacak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Toz kadar, mikrop kadar ufak da olsa hayır yapan onu görecek. Unutmayın. Allah için. Hep Allah aklınıza gelsin. Ahiret hatırınıza gelsin. 5-10 bin lira için veya 50-100 bin veya trilyon için yalan söylenir mi? İnsan kandırılır mı? Haram işlenir mi? Bir vakit namaz terk edilir mi? Bir vakit namaz. Vallahi şurada trilyon olsa, akşamı kaçırmasan, onu kazanacak olsan, akşamı kaçırırsan 80 sene cehennemde yanacaksın. 80 sene! O trilyon seni kurtaramaz. İstersen o paraları dağıtmaya bak. Hepsini hayır yapsan, o 3 rekat akşamın farzının yerini ödemez. Siz dünyayı seviyorsunuz. Ahireti terk ediyorsunuz. Sırtınızın arkasına atıyorsunuz. Yatsıyı kılmadan uyunur mu? Sabah güneş doğar, üzerine doğarken hiç uykuda durulur mu? O yatak sana batması lazım. O ev seni yakması lazım. Hatta gücün kuvvetin varsa erkekler mutlaka cemaate çıkması lazım. Adam cemaatle kılmayıp evde kılsa bile Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İstedim ki diyor evlerinde kalanlar, evlerinde kılanların evlerini başlarına yakayım. Ama bunu yapmadı rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ne buyuruyor? Bir insan cemaatle namaz kılınırken evinde duruyorsa, velev ki namaz da kılıyorsa, onun evi yakılmaklık oldu yani. Hani buralarda camilerin durumu nedir? Sabah namazında kaç cemaat var acaba? Sabah namazlarında çok az cemaat oluyor. Allah artırsın inşallah. Bu millet hep geceleri uyansın inşallah. Sabah namazında cemaate koşsun. Ya. Uykusu hafif olsun, o uykuda da Rabbini unutmasın. Zikrederek uyusun, sabah namazına kalkmaya niyet etsin. Şimdi bu nasıl bir hayattır kardeşim ya? Abdest yok, namaz yok. Benim Rabbim var. Geceyi getirdi, gündüzü götürdü. Şimdi sabah gün gelecek, imsak olacak, güneş doğacak. Bu Rabbim bana bir gün bunların faturasını, hesabını soracak. Bizden ne istiyor Allah'ımız ya? Temizlik yapacaksın, kendine fayda. Namazda hareketler yapacaksın, kendine fayda. Okuyacaksın, kendine koruma. Sabah namazını cemaatle kılan, sabah namazını kılan Allah'ın sigortasındadır. Güvencesindedir. Allah'ın izniyle hiç kimse ona dokunamaz diyor hadis-i şerifte. Allah'ın sigortası varken bedava, sen diyorsun ki Allah'a senin güvencene ihtiyacım yok. Ben şirkette sigorta olsam yeter. Şirket seni sigorta yapsa ne olacak? Şimdi bazı karılar gidiyor bacağını sigorta yaptırıyor. Ondan sonra bir kaza bacak gitti. Hadi sigorta versin sana şimdi. Kimisi hayat sigortası bilmiyorum. Kimin hayatının sigortası vardı da o sigorta seni sigorta yapsın? Ondan sonra şirket battı. Ben hayatımı sigortalatmıştım. Ama onlar sigortalatmamıştı. Onun için zincirleme gitti hepinizin sigortaları. Trafo atınca sigortalar da atar. Bir bela gelir. Ne efendim can sigortası kalır, ne mal sigortası kalır. Halbuki men salle subha feve fî zimmetillâh. Sabah namazını doğru düzgün kılsa Allah'ın güvencesine girer. Hiç Allah ona dokundurmaz kimseyi. Suudi Arabistan'da cezaevleri müdürü var. Bir kanalda konuşuyordu, bir kere rastladım. 25 sene cezaevi müdürlüğü yapmış. Hadis-i şerifi de bildiğim için diyor, her gün tutuklanan hapse gelenlere soruyorum. Bugün sabah namazını kıldım. 25 sene bu kadar adam içeri attım diyor yani. Mahkeme kararıyla adam geliyor. Bir tane sabah namazını kıldım diyen adam içeri düşmedi o gün diyor. Rastlamadım 25 senede. Allah. Dikkat edin. Yani tehlikeli iş. Bu ne demek? Sabah kılsa o gün ölse cehenneme de girmeyecek inşallah. Allah'ın güvencesine gir. Ahireti terk etmeyin. Vücûhun yevmeydin nâdıra. Bir takım yüzler ahirette parlak olacak. Aydın olacak. Allah yüzümüzü ak eylesin.
İlâ Rabbiyâ nâzıra. Rabbimizin cemaline bakacak. Allah'ımızı göreceğiz inşallah. Dünyada bu gözlerin tahammülü yok. Cennete giren görecek. Şimdi cennete giremeyen neye yansın? Cehennemde yandığına mı yansın? Cennetteki nimetleri ve zevkleri kaçırdığına mı yansın? Kendisini yaratan Allah'ın cemalini görmekten mahrum kaldığına mı yansın? En büyük bela yaratanı görememektir. Düşünsenize ya. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dahi dünya gözüyle bir kere görmek nasip olacağını bilsem hemen canımı veririm, eve gitmek nasip olmasın, burada öleyim derim, değil mi? Onu görmek bir kere nasip olsa. Ya Allah'ı görmek nasıldır ya? Celle şanuhu. Bunlar namazla kazanılıyor. İmanla kazanılıyor. Ehl-i sünnet itikadıyla kazanılıyor. Ve vücûhün yevmeydin basira. Bir takım suratlar bozuk olacak. Ekşi olacak. Suratsız olacak. Tevunne yuf'ale biha fakira. Çünkü o kendisine bel kemiğini kıracak kötü bir azap yapılacağını anlamış olacak. Adam mahşere çıkmış, böyle duruyor. Suratına baksan dersin ki bu cehennemliktir. Nereden anlarsın? Yüzü aydın değil, zifiri karanlık. Ümitsiz. Niçin ümitsiz? Çünkü ölürken melekler ne demişler? Ey Allah'ın düşmanı, Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Allah seni cehennemle müjdeliyor demişler. Daha ölürken belayı bulmuş. Kabirde de sıkışmış kalmış. Kaç yüz sene, bin sene de yatan var. Kabir azabı çekmiş. Ondan sonra mahşere çıkmış. Bu adam bundan sonrasında cennete gideceğini ümit edebilir mi? Edemez. Baştan ne geldi, ilerisi daha bozuk gelecek. Ama öyle kullar var ki yüzlerine baktığın zaman nur gibi parlıyor. Onların cennetlik olduğunu herkes anlıyor. Nereden? Çünkü daha ölüm meleği geldiği zaman Esselamu aleyke ya veliyallah. Ey Allah'ın dostu sana selam olsun. İnnallâhe yakrahukesselam. Esselam yakrahukesselam. Allah'ın bir adı selamdır. Selam sana selam söylüyor. Ve yübeşşiruke bil cennet. Seni cennetle müjdeliyor. Dediği zaman adam, hanım, çoluk, çocuk, mal, mülk hiçbir şey gözü görmüyor. Kaddimuni, kaddimuni. Çabuk götürün beni o cennete diye. Yağdan kıl çeker gibi canı çıkıyor da farkında bile olmuyor. Ondan sonra kabirde gözü gördüğü kadar geniş Ravza cennet bahçesi kuruluyor. Her sabah akşam cennette gideceği makamı ona gösteriliyor. Mahşere de çıktığı zaman hemen bir melek geliyor. Şimdi çok tehlikeli, şiddetli anlar göreceksin. Güneş tavan boyu yakına gelecek. Mahşerde 50 bin sene beklemek var. Bir ayak 10 kafanın üstüne çıkacak. İğne atsan yeri bulmayacak. Öyle izdihamlar olacak. Sırattan tehlikeli geçitler kurulacak. Mizanda sevaplar, günahlar tartılacak. Çok tehlikeler göreceksin. Ama sakın üzülme. Bunların hiçbiri sana ait değil. Sen rahatlıkla cennete gideceksin. Gördüklerin seni korkutmasın. Onlar sana değil. Bir adam bu müjdeyi alırsa elbette yüzü güler. Onun için Allah'ımız son nefesimizde cümlemize iman selameti nasip eylesin. Çok korkuyorum ben. Çok korkuyorum. Artık nerede öleceğiz belli değil. Selde mi, yelde mi, yatakta mı, hastanede mi? Hangi hastalıktan öleceğiz belli değil. Ama وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Allah bize ölmeyin buyurmuyor. Müslümanlıktan başka bir din üzere sakın ha ölmeyin diyor. Ancak Müslüman olarak ölün. Onun için biz Rabbimize yalvarıyoruz. Allah'ım mutlaka bizi öldüreceksin. Az ağrı nasip eyle. Asan ölüm nasip eyle. Kelime-i şehadet nasip eyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Şu kelimeyi Allah'ım kolayca okumak nasip eyle. Hüsnü hatime nasip eyle. Güzel sonlar nasip eyle. Akıbetimizi hayır eyle Allah'ım. Allah'ım imansız ölmekten, şüphelere düşmekten, vesveselere kapılmaktan muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Namazsızın hali nice olur. Abdestsizin, gusülsüzün, efendim cünübün,
İçkicinin, kumarcının, faizcinin, fuhuşçunun, haramlara müptela olan, hele bir de ehl-i sünnet dışı itikatlara sahip olanlar nasıl ölecek, can verecek? Allah muhafaza etsin. Allah bizi onlardan uzak etsin, muhafaza etsin. Sakın siz aldanmayın. Bu sahtekar ilahiyatçılar var. Bunlar diyalogçuluk yaparlar. Yahudi Hristiyanları da cennete sokarlar. Tilki mağaraya girmemiş, kuyruğuna süpürge bağlamış. Kendisi cennete girmeden gavuru da peşine takmış. Ondan sonra ehli kitap da cennete girecek. Nerede cennete girecek? Müslümanlar zor cennete girecek. Müslümanım diyen zor cennete girecek. Allah buyurur mu ki, İslam'dan başka bir dinle ölmeyin. İnne dîne indellâhi'l-İslam. Tek din ancak İslam, Allah katında. Ve men yebteğ gayra'l-İslam dînen felen yukbelemin. İslam'dan gayri din arayanın dini kabul edilmeyecek. Bu kadar ayet varken Hayrettin Karamanlar, yok Bekir Karlı Ağalar, yok Ahmet Şahinler, bir şeyler. Bunlar kalkıp diyorlar ki, ehli kitap Allah'a, ahirete inansa yeter, Müslüman olmasa da, peygambere uymasa da cennete girer. Giremez arkadaşlar. Sakın bunlar profesördür, doçenttir, sizi kandırmasınlar. İslam dinimize sahip çıkalım. Misyonerler cirit atıyor. Zeytinburnu'nda ne kadar kilise açıyorlar. Her yerde bu kadar kilise açıyorlar. Milleti gavur etmek için. Nasıl olsa sizin hocalarınız da, Hristiyanlar da cennete girecek dedi. Sen de Hristiyan ol, kurtul diyorlar. وَقَالُوا كُونُهُ دَنَوْنَ سَارَا تَهْتَدُوا. Yahudiler, Yahudi olun, hidayet bulun dediler. Hristiyanlar, Hristiyan olun, doğru yolu bulun dediler. قُلْ بَلْ مِلَّتَ اِبْرَٰهِمَ حَن۪يفًا. Habibim söyle ki biz İbrahim'in dinine uyarız. İbrahim'in dini nedir? İslam'dır. Bir de diyorlar İbrahim'i dinler. Safsatadır. İbrahim'i dinler diyen yoldan, dinden çıkmış olur. مَا كَانَ اِبْرَٰهِمْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا. İbrahim Yahudi değildi, Hristiyan değildi. وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا. İbrahim Müslüman da Allah buyuruyor. Bu dine, imana sahip olarak yaşarsak İslam üzere ölürüz inşallah. Ehl-i sünnet hocaları dinleyin. Her hocanın sohbeti dinlenmez. Konuşmasına gidilmez. Kitabı okunmaz. Her doçentim, profesörüm, ilahiyatçıyım diyenin lafı dinlenmez. Hıyar alırken seçiyorsun, karpuz alırken seçiyorsun. Hoca alır din, efendim, dinlerken niçin seçmiyorsun? Dışına bakarsın, mantar. Ondan sonra bir yersin, zehirlenirsin, gidersin. Her mantar bir değil. Faydalı mantar var, zehirli mantar var. Tipine bakarsan hepsi mantar. O da ayet okuyor, o da ayet okuyor. Bu da hadis okuyor, bu da hadis okuyor. Kim doğru konuşuyor? Allah size feraset versin. Allah size şuur versin. Hakkı batıldan ayırmayı nasip etsin. Her cuma akşamları çıkıyoruz. Flash TV'de saat 8:20-25 gece bu kadar insanlara hakkı batılı söylüyoruz. Helal haramı söylüyoruz. Caiz olanı olmayanı söylüyoruz. Bir kuruş da para almıyoruz. Allah rızası için konuşuyoruz. Dinleyin kardeşim ya. Lalegül FM'den 88.4. Burada da aynı mı frekans acaba? Silivri'de aynı frekans mı? 88.4. Dinleyin. Her gün ikinden sonra 5'te sohbet koyuyorlar. Perşembe, cuma bağlı akşam saat 8'den sonra sohbet canlı. Devamlı gece 12'de sohbet var. Ben buraya geldim, 20 dakikada ne anlatacağım? İslamiyet 23 senede tamamlandı. Onun için binlerce saat sohbet yapmışız ya. Bunlar sizin için yapıldı. Hidayetiniz bu ayetlerdedir, hadislerdedir. Dinleyin, dinletin. Bir kişiyi daha sohbete getirmeye bakın, dinletmeye bakın. İnşallah sonra son pişmanlık fayda vermez. Kella, kullarım, gidişatınız doğru değil. İzâ belegatit terâkî, ölüm meleği gelecek. Yardımcılarıyla beraber canınızı parmak uçlarından doğru çeke 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 gelecek. Can boğaza gelecek, göğüs kafesine. Ve kıyle men râk. O zaman hocalar toplansa başına diyecekler ki kim okuyacak, üfleyecek de bunu canlandıracak. Kimseden fayda yok. Doktorlar gelecek. Kim ilaç yapacak da bunu hayata döndürecek? Kimseden çare yok.
Adam kendisi son teşekkürle hastane yaptı. En büyük zengin kendi hastanesinde öldü. Halbuki onu fişten çekmezler. Hastane onun zaten. Kalbini bağlasınlar bir makineye, böbreği bir makineye, ciğeri bir makineye. Çalıştırsınlar adamı. İstop ettiği vakitte, Allah'ın eceli geldiği vakitte her taraf makine olsa, her tarafına fiş taksalar, ruh gider. Hadi ilaç yap, kimse yapamaz. فَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ Adam da anlıyor ki artık ayrılık zamanı geldi. Sevdiğin evini bırakıyorsun. Sevdiğin eşini bırakıyorsun. Sevdiğin çocuklarını bırakıyorsun. Anan babanı terk ediyorsun. Kardolabında elbiselerin var. Çok güzel onları özendin, bezendin, yaptırdın, diktirdin. Elbiseleri bırakıyorsun. Saatim var, yüzüğüm var, şuyum var, ayakkabım var, arabam var, cep telefonum var, cep telefonu. Yeni almıştın fiyakalı, pahalı telefon. Yeni almıştın da naylonunu bile çıkartmıyorsun çizilmesin diye. Bu naylonu kalsın, çizilmesin. Hepsini bırakıyorsun. Anladı bunu şimdi. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ Can çıktı boğazdan. Şimdi ne diyorlar? Hemen parmaklarını yapıştırın da soğursa bir daha kırılır. Dizini dizine yanaştırın da sonra tabuta da sığmaz. Adamın bacağı ayrık ölse, öyle de soğusa kalsa bacağı ayrık kalsa tabuta zor girer. Onun için sıcakken daha vücudu soğumadan dizlerini birbirine yapıştırırlar. Parmaklarını bağlarlar. Şimdi gidecek. Nereye gidiyor? Silivri mezarlığına, işte şehitliğe, zincirli kuyuya gidiyor. Oraya beden gidiyor. İlâ rabbike yevmeydinil mesâk. Esas sevkiyat ve gidiş ancak senin Rabbinedir. Ruh Rabbine gidiyor. Ya cennet bahçesine gidiyor, ya cehennem çukuruna indiriliyor. Allah kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Cehennem çukur olmaktan muhafaza eylesin. Ama neden oluyor bu şimdi, bak bakalım. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى İman etmedi, tasdik etmedi. Ehl-i sünnete göre itikadını gözden geçirmedi. Allah'ı tanımıyor, isimlerini bilmiyor, sıfatlarını bilmiyor. Rabbin kim diyorlar, açmış ağzını bakıyor, ha yapıyor. Ha yapıyor, ne oluyor? Falan takımın falan oyuncusunu sorsalar, ooo şuradan transfer oldu, şu kadar milyon dolar aldı, şu zaman şu gün şöyle gol attı. Hepsini sayıyor. Sanatçıyı sorsalar, şarkılarını, türkülerini sayıyor. Allah Rabbin kim sıfatlarını say dediğin vakitte ben bilmiyorum diyor. Bu kadar sorumsuzluk olur mu ya? İslam'ı bilmiyor. Kur'an'ın hükümlerini bilmiyor. Helal haramı tasdik etmemiş. Helal haram diyor, haramı helal diyor. Ve la salla. İmansızlıktan sonra ne geliyor? Namaz da kılmamış. Velakin kezzebe ve tevella, yalanlamış, inkar etmiş, haktan yüz çevirmiş, ardına İslam'a sırtını dönmüş gitmiş. Thümme zebe ilâ ehliyete mattâ. Bir de Ebu Cehil gibi böbürlene böbürlene ailesine gitmiş. Bugün bir Müslüman gördüm, gerici, yobaz diye de dalga geçmiş. İslam ile alay etmiş, hakaret etmiş, Müslümanları yolda bir yerde gördüğü zaman onlara hor bakmış, hakir bakmış. Sonra da evine gidip de onu da anlatmış. Evlâ leke fe evlâ, thümme evlâ leke fe evlâ. Yazık sana, kahrolasın, Allah beddua diyor. Helak olasın, ey imansız, ey namazsız, ey inkarcı. Hoca efendi ben namaz kılamıyorum ama tembelliğimden kılamıyorum, benim imanım var. İmanın var ama sana secde yaptıramıyorsa bu nasıl imandır? Yarın ahirete kadar bu imanı nasıl kurtaracaksın? Ölünceye kadar bu imanı nasıl koruyacaksın? Mutlaka iman temelini İslam şartları binasıyla namaz, oruç, hac, zekat ile takviye edelim ve güçlendirelim ki o temel kapanmasın. Boş bırakılan temel bir zaman sonra topraklar, rüzgarlar, yağmurlar, seller, yeller, o temel iş görmez olur. İmanınız varsa temeliniz var. Ama mutlaka ameli salih lazım.
Allah cümlemize İslam binasını sağlam yapmayı nasip eylesin. Şimdi fezleke. Fezleke ne demek? Yukarıdan aşağı konuştuk. 2-2-4 hesabı yapıyoruz. Eyahsebul insan en yutrake suda. Ey insan! Başıboş bırakılacağını mı sandın? Kendini sarı çizmeli Mehmet'a mı zannettin? Hiç ölmeyecek misin? Dirilmeyecek misin? Hesaba çekilmeyecek misin? Kendini koyun mu sandın? Kendini keçi mi sandın? Koyunu bile bağlıyorlar. Keçilerin başına çoban koyuyorlar. Sen insansın, mesulsün, mükellefsin. Her yaptığını yanına kar mı kalacak sandın? Elem yekun nutfeten meni yumna. Sen başını niye unuttun? Sen bir damla su değil miydin? Ananın babanın sulbünden, göğüs kemikleri arasından atılan, dökülen bir su değil miydin? O suyun içinden bir hücrenin tutmasıyla, efendim, mayalanmasıyla meydana gelen bir varlık değil miydin? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً. Sonra anne karnında bir donuk kan olmadın mı? Bir pıhtı halinde durmadın mı? 40 günden 40 güne tavırdan tavura, şekilden şekile geçmedin mi? Evet. Sonra sülük gibi rahim duvarına yapışan bir pıhtı kan olmadın mı? Sonra bir çiğnemet olmadın mı? فَقَلَقَ فَسَوَّا. Ben anne rahminde o pıhtı kanı, pıhtı kan ya, ne kemik var, ne damar var, ne sinir var, hiçbir şey yok. O pıhtıdan ben seni filiz gibi böyle delikanlı adam olacak şekilde yaratmadın mı? Eller, ayaklar, gözler, kulaklar, böbrekler, ciğerler, içerideki uzuvlar, adını bilmediğimiz ne kadar hücreler, bunlarla seni donatmadın mı? فَجَعَلَ مِنُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى. İstediğim suyu erkek, istediğim suyu dişi yapmadın mı? Buralara kadar tamam mıyız? Tamamız. Yaratan Allah'ı kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرِينَ عَلَىٰ اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى. Peki bu Allah ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. Ya Rabbi seni acizlikten tenzih ederiz. Sen her şeye hakkıyla gücü yeten Allah'ımızsın Celle Celaluhu. Ne demek istedi şimdi? Madem ki baştan nasıl yarattığımı seyrediyorsunuz, bu kudret sahibi olarak sizi dirilteceğimi vaat ediyorum. Benim vaadim haktır. Ölüm de gelecektir. Kıyamet de gelecektir. Ve inne sa'ate atiyetun la raybe fiha. Kıyametin gelişinde de hiç şüphe yoktur. Ve enne Allah'a ba'at men fil kubur. Allah bütün kabirdekileri mantar gibi bir gün bitirecektir. Kalkın dediğimi herkes kalkacaktır. Allah o günde yüzümüzü ak eylesin. Hesaplı yaşayın. İslam'a göre yaşayın. Siz kafirlerin dizilerinden, programlarından, eğlencelerinden aldanmayın. Onlar hudutsuz, sınırsız yaşayan, onlar treni patlamış araba gibi cehennemi boylayacak şekilde yaşamaktadırlar. Allah onlara da hidayet nasip eylesin. Siz kafir değilsiniz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَاَكُلُونَ كَمَا تَأْكُلَ نَعَامُ. Allah buyuruyor, kafirler yerler, içerler, yaşarlar. Hayvanlar gibi, davarlar gibi yerler, içerler. Siz Müslümansınız. Yediğinizde besmele lazım. Helal olması lazım. Helal maldan kazanması lazım. Hamd etmek lazım. Zikrini yapmak lazım. Vakti vakti namazını kılmak lazım. Müslümanın da zevkleri ve lezzetleri meşru surette olur. Evlenirsin. Ailenle birleşirsin. Hep meşru surette olması lazım. Haram olan bölgeler var. Yasak olan ters ilişkiler var. Yok efendim, bazı haram günler var, adet günleri var. Sen Müslümansın, sen hayvan gibi iş yapamazsın. Sen yerken sınırın var. Domuz yiyemezsin, besmelesiz kesilmiş et yiyemezsin. İçki içemezsin, alkollü bir şey içemezsin. Yemek yerken sınırın var. İçerken sınırın var. Uyurken sınırın var, güneş doğacak. Sen uyuyamazsın, uyuman haramdır. Kalkıp sabah namazı kavuşacak. İkindi yıkılmadan yattın, güneş batıyor, uyuyamazsın, haramdır, kalkacaksın, namaz geçiyor. Faizden ticaret yapamazsın. Senin alışverişinin hududu var, sınırı var. Önüne gelenle evlenemezsin. Kız tutturmuş, dayımla evleneceğim, ben dayımı seviyorum diyor. Timurtaş Hoca anlattı, Allah rahmet etsin. Müftülüğe getirmişler kızı,
Hoca efendi bunu ikna edin. Kızım senin zorun ne? Ben diyor dayımla evleneceğim. Ya yavrum dayınla evlenmek haramdır. Ya diyor ben dayımı seviyorum. Ya dayını seviyorsun ama bunu Allah yasak etti. Sen Allah'a inanmıyor musun? Ya inanıyorum ama diyor benim bu canım istiyor. Allah buna ne karışır? İşte o kız ne kadar bak şaşırdınız. Bu kadar cahil memlekette insan var mı diyorsunuz. 20 sene evvel Timurtaş Hoca'dan duymuştum ben bunu. Allah rahmet eylesin. E şimdi 20-30 sene evvel bu kafada insan var. E şimdi adam baldızıyla ilişkiye giriyor. Baldızıyla nikah kıymış. Lan baldızınla nikah olur mu? İki kız kardeş bir nikahta olur mu? Haramdır. Canım bunu istiyor. Sen hayvan mısın? Orman mı burası? Biz Müslümanız, Müslüman. Onun için Rabbim nereden nereye getirdim sizi? Hangi şekilden şekle soktum sizi? Birden de alacağım canınızı. Sonra da huzurumda dirilteceğim. Gel bakalım. Hesap soracağım size. Sınırları muhafaza edin Allah buyuruyor. Allah bizi saygılı, edepli, hududunu koruyan kullarından eylesin. Ayet-i kerimelerinde beyan ettaibun, günahlarından tevbe edenler, devamlı istiğfar edenler, el-abidun, ibadetlerini vakti vaktine yerine getirenler, el-hamidun, devamlı Rabbine hamd edenler, yemek yedi elhamdülillah, lezi atameni ve sekani, yediren içiren Allah'a hamd olsun, velev ki Türkçe olsun, hamd eder, elbise giyindi elhamdülillah, lezi kesani ve rızakani, min gayri havli minni ve la kuvve, benim hiçbir çabam olmadan Allah bana bu elbiseyi giydirdi, hamd olsun, bütün günahları af olur, hamd edenler, es-sâihûn, oruç tutanlar, Allah yolunda ilim tahsili için seyahat edenler, hacca ömre için seyahat edenler, ondan sonra er-râki'ûn, namazlarda rükû edenler, es-sâcidûn, secdeye kapananlar, el-âmirûne bil-mârûf, iyiliği emredenler, ve nâhûne al-münker, kötülükten nehyedenler. Şimdi bu sohbeti dinlediniz, İnşallah bu Cübbeli Ahmet Hoca.tv'ye atılır. İnternetten bütün gençler bunu dinler. Sen de adama desen ki şu sohbeti dinle, sen ona vaaz ettin. Hangi bir sohbeti dinlettin? Bir hocanın sohbetine götürdün. Götüremedin de bir yerden, radyodan bir şekilde dinlettin. Ona iyiliği emrettin. Seferber olalım, seferber olalım. Bir kişinin canını cehennemden kurtaralım. Vel hafizune li hududillah. Allah'ın sınırlarını koruyanlar, Allah'ın bütün emirlerinin ve yasaklarının sınırlarında duranlardan eylesin, haddi aşanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Ve beşşiril müminin, işte böyle inananları çok müjdele, cennetimle, cemalimle ve rızam ile onları müjdele Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim onu bize müjdeci olarak gönderdi. Böyle yapmazsan kendine yazık ettin, canını cehenneme attın. تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Yemekten, içmekten, evlenmekten, giyinmekten, kuşanmaktan. Erkek adam, ipek giyemezsin, sınır var. Yüzük takacaksın, altın yüzük takamazsın, sınır var. Kadın altınları takmış, yabancı erkeklere gösteremezsin, sınır var. İç elbisesiyle sokağa çıkamazsın. Kaynından bir odada oturup da mahahi yapamazsın. Sınır var. Sınırları koruyanlara müjdeler olsun. Sınırları aşanlar وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. İşte onlar kendilerine yazık edenlerin ta kendileridir. Allah bizi zulümden muhafaza etsin. Amin diyen dillerinizde nar-ı cehennemden azat etsin. Amin. Ne kadar oldu konuştum? Yetti elhamdülillah. Ayetleri de bitirdim, hepsini de bitirdim. Sağlam olsaydım çok uzun konuşurum, çenem düşer, gevecelik yaparım. Şimdi bu kadarla iktifa edelim. Birkaç hususu ilan edeyim inşallah. Hareket yapmayın. Bir sessiz olun bakalım. Ne diyorlar bakayım kardeşlerimiz? Niçin bu? Ne diyor? Efendim, 0532, burada bir telefon numarası verilmiş ama keşke dışarıda broşür olarak dağıtılsa, çünkü insanlar bunu yazamayabilir. Ben söyleyeyim, 0532 752
44-59 Arifan yazıp boşluk bırakılıp isim soy isim yazılıp gönderilirse efendim kardeşlerimiz bu mesajlar ücretsiz yani parasız bir mesaj. Yeni çıkan sohbetler oluyor, kitaplar oluyor, CD'ler oluyor. Telefonlarınızla kolaylıkla size ulaşıyor. Türkiye'nin birçok yerine gidiyoruz. Kitapları bulamıyoruz diye, dergilere ulaşamıyoruz. Çok şikayet var. Arkadaşlar böyle bir kolaylık düşünmüşler size. İnşallah ilgilenirsiniz, bütün sohbetlere ulaşırsınız. Şimdi Arifan dergisi size dışarıda arz ediliyor. Öyle ilimler, öyle faziletler var. Ben baş edemem anlatmakla. Yalnız sonunda Allah'ımızın isimlerinden özel isimleri var. Sıkıntı duaları var. Başına musibet bela gelenler okuyacağı hadisler var. En sonunda bir şifa ismi şerifi var. Ya bariyen nüfus bila misalin hala min gayri ya bari. Bu ismi şerif hangi kanser olsa, en ağır dert hastalık olsa, hiç ilacı doktorlarda, tıpta bulunmasa bu ismi şerifin okuması var. Şu kadar okursan diyor, 7 gün içerisinde Allah'ın izniyle şifa bulmadık, hastalık kalmaz. Ancak ecel geldiyse o başka, ecele çare yok. Ama inimini minlemezsin, hastalıklardan kurtulursunuz inşallah. Ben bypass olduğum zaman, şeker hastalığım da çok ağır, yara da kapanmıyor, göğsümü de yardılar tabii. Bundan da çok korktuk. Ama ben ameliyata girene kadar bu ismi şerifi okudum, devam ettim. Ameliyattan çıktım bir gün yoğun bakımdan falan. Yine bu isme devam ettim. Allah nazardan muhafaza etsin. Bir hafta içerisinde bütün yaralarım, göğsüm hep kapandı elhamdülillah. Doktorlar da şaşırdılar. Ama ben bu ismi şerife çok devam etmiştim. Şimdi Arifan'ın bu sayısında o ismi şerif yazıyor. Bütün dertlerinize devadır. Ne kadar Allah'ın iyileştiren ismi şerifi. Bari demek iyileştiren. Ne kadar derdiniz varsa Allah iyileştirecek inşallah. Ona devam edin. Şimdi önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece çok büyük tehlike ve afet ve gökten felaketlerin yağdığı gecelerden biridir. Önümüzdeki salıyı akşam namazını kıldıktan sonra ertesi gün çarşamba. Mart'ın Rumi takvime göre eski Mart'ın ilk çarşambasıdır. Okunacak dualar var. Bir senelik belalardan korunmak için Safer ayının duaları kitabı var. Dışarıda şarj ediliyor. 102. sayfasında başlıyor. 102, 103, 104. Oradan görürsünüz. 12 Fatiha, 100 besmele, 100 la havle. Bir dua var. Bismillahirrahmanirrahim. 100 kere. İnna enzelna var. Orada sayıları var. Mutlaka akşam yatsı arası yapın. Hem çarşambaların felaketlerinden hem de önümüzdeki afetlerden Allah sizi muhafaza etsin inşallah. Ben kitaplarda gördüm, yazdım, size de duyuruyorum. Bu önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece Allah unutturmasın. Okumayı nasip eylesin inşallah. Son olarak Efendi Hazretlerimizle Ömre'ye gitmek Allah nasip etsin inşallah hepimize. Yolcu olacağız. Son çıkarttığım Hac Ömre kitabı var. Hac Ömre Risalesi. Burada da ihram yasaklarıyla, ömre ile hacla alakalı. Zaten biliyorsunuz ihram meselesi hac ile ömre fark etmez. İhramın yasakları aynıdır. Bu kitapta da çok ilimler yazdım. 10 sene evvel bu kitap hazırlandı. Allah bugüne nasip etti. Arada 30 tane kitap çıkarttım. Bu kitap nasip olmamıştı. İşte bu sene nasip oldu. Çok da uğraştım. 500 sayfa kitap. Bütün ihram yasakları ve hac ömre ile alakalı aradığınız bilgileri bulacaksınız. Mutlaka ömreye gitmeden evvel ömre bahsini, ihram bahsini okuyun inşallah. Fıkıhta ilerleyin. Din fıkıhtan ibarettir. Eğer siz bu dizileri, filmleri seyredip de ömrenin yasağını, ihramını okumuyorsanız, ondan sonra cahil cahil ömreye gidip dönüyorsanız, Allah sizin hakkınızda hayır murad etmedi demektir. Men yuridillahu bi hayran yufakkihu fiddin. Allah bir insanın iyiliğini isterse ona dinde fıkıh öğretir. Onun için hac ömre risalesi hep fıkıhtan ibarettir. Bir fıkıh meselesi okumak sabaha kadar nafile kılmaktan eftaldir. İlimle meşgul olalım inşallah.
Yine son çıkarttığım kitap, evlenmenin faziletleri ve eş seçerken aranacak vasıflar. Millet şimdi internetten karı koca buluyor kendisine. Kitap okur mu? İyici gücü o ona soruyor, araban ne marka? Bu da buna soruyor, yaşın kaç, başın kaç? Ah tamam, oldu bu iş. Ondan sonra, bir sene sonra boşanıyorlar. Kimisi de yarım sene sonra boşanıyorlar. Çünkü neden? İslam'ın aradığı vasıfları aramadıklarından. Bundan dolayı mutlaka bu evliliğin faziletleri, hanım kardeşlerimizin meziyetleri, hanımların ne kadar sevaplarının fazla olduğu şu kitapta öyle hadisler var ki kadınların o kadar fazileti ve sevabı çok ki insan şaşırır kalır. Allah kimseyi kimseden aşağı etmedi. Hanımların erkeklerde nasip olmayan faziletleri var. O hadisleri de orada okursunuz, bulursunuz inşallahurrahman. Birkaç haftadır Ehl-i Beyt'i sevmenin faziletleri hakkında sohbetler yapıyoruz. 5-6 sohbet oldu. Allah tamamına erdirsin. 12 imamı da zikredeceğiz. Şimdi bir CD size getirilmiş. Resulullah'ın Ehl-i Beyt'ini sevmek farzdır, dindir ve imandır. Bunda geri kalmayalım. Çoluk çocuğunuzu Ehl-i Beyt sevgisi üzere yetiştirin. Hadis-i şerifinden dolayı biz de bu sohbeti CD halinde sizlere arz ediliyor arkadaşlar tarafından. Bu Ehl-i Beyt'in faziletlerini dinleyin, ibadete niyet edin, sevginizi tazeleyin, insanlara da sevdirin inşallah. Allah sevdiklerini sevdirsin, yerdiklerini yerdirsin, cennetiyle cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin, rızasını bize helal eylesin, buradan dağılmadan boyunlarımızı cehennemden azat eylesin, beraatlerimizi ihsan eylesin, ölünceye kadar Allah'ım affedilmeyecek günah yapmaktan muhafaza eylesin. Affedilmeyecek günahlara düşmekten bizi muhafaza eylesin. Günaha düştüğümüzde hemen tevbe istiğfar nasip eylesin. Kendisini çok zikredenlerden, hatırlayanlardan, asla unutmayanlardan eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehennemden azad eylesin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Şeref-i ruhun Nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Âli ve ashabi meşâhine hakâfullâ. Efendim bağımız hâsâ. Emvâdne emvâd-i müslim, emvâd-i cemaat-i hâdırî. Bütün geçmişlerimizin ruhleri için. Adı geçen Şehit Bayram hocamızın, Hızır Efendi hocamızın ruhu için. Erbakan hocamızın, Tahir Büyükürükçü hocamızın ruhleri için. Ve bütün müminin-i mü'min-i ervâhi için. El-Fâtiha.